Hepinize merhaba arkadaşlar. 4 Kasım 2021 Perşembe. Biliyorsunuz dün akşam FED toplantısı vardı. Bu toplantıyla ilgili konuşacağız ve yine altın, gümüş, dolar ve borsa ile ilgili de teknik analizimiz olacak. Hepiniz videoma hoş geldiniz. İlk olarak FED'den başlayalım. Piyasa beklentisi FED'in bu toplantıda şahin bir duruş sergileyeceği yönündeydi. Benim de beklentim o yöndeydi. Ki toplantı şahin bir tonda başladı. Tahvil alımlarının bu ay itibariyle 15 milyar dolar azaltılacağı ve 2022 yılının ortalarında tamamen sonlandırılacağı cümlesiyle başladı toplantı. Yani açıklamalar daha doğrusu. Bu şahin bir duruştu ama sonrasındaki neredeyse her cümle Powell güvercinler uçurdu. Bunu da anlayabiliyoruz zaten bugün piyasaya baktığımızda. İşte emtialar yükselişte, borsalar yükselişte. SP500 bugün yeni bir rekor kırdı. Yine ons altın ipten aldı Powell 1750'lerden. Bu ilk açıklama esnasında 1758'lere kadar düşmüştü. Şimdi 1790'ların üzerinde bir 40 dolarlık yükselişe neden oldu hemen hemen. Topu taca attı yani Powell. Tabii nereye kadar sürecek bu topu taca atma şeyi? Hani böyle yerde yatan futbolcular oluyor böyle maç sonuna doğru zaman geçirmek için. Sonrasında bir gol yerler. Bu sefer de hani bütün hışımla saldırırlar. Az önce sen yerde yatıyordun, zaman geçiriyordun. Ne oldu bir anda? Bu hikaye ve bu senaryo 2022 yılında yaşanacak arkadaşlar. Bunu aklınızın bir köşesinden çıkarmayın. Powell diyor ki faiz artışı için çok erken. Tamam biz de biliyoruz ama hani bu toplantıda piyasa şunu bekliyordu aslında. Biz bu yıl yani pardon önümüzdeki yıl en az 2 tane faiz artışı yapacağız veya 3 de olabilir gibi cümleler bekledi. Fakat böyle bir cümle söylemedi Powell. Aksine daha çok erken işte hedeflere çok uzağız gibi güvercin tonda mesajlar verdi. Fakat bunlar sıkıntılı mesajlar çünkü enflasyon yükselmeye devam ediyor. Sadece Amerika'da değil küreselde bir enflasyon hiperenflasyon yaşıyoruz aslında dünya olarak. Ve Fed bunu görmezden geliyor. Nasıl görmezden geliyor? Şimdi bu enflasyonla savaşmanın en büyük ilacı antibiyotik faizdir arkadaşlar. Bu hani seversiniz sevmezsiniz. Hani ben de faize karşı olan bir insanım ama faiz olmadan bu enflasyonu dizginleyemezsiniz. Hani bizim ülkemizden örnekle yola çıkalım. Son 2 aydır biz faiz arttırıyoruz. %300 baz puan düşürdük. Ne oldu? Enflasyon düştü mü? Hayır. En son yine 19.89 geldi. Ki o rakama da zaten inanmıyoruz. %30'larda 40'larda bu enflasyon. İşte dediğim gibi yani bu enflasyonun en büyük antibiyotiği faizdir. Ve Fed diyor ki ya işte biz faizi arttırmadan bu enflasyonu bir şekilde dizginleyeceğiz. Var mı böyle bir ihtimal? Tabii ki de yok ve olmayacak. Yani bunu kesin ve net olarak söylüyorum olmayacak. Nasıl ki daha önceki analizlerimde işte Kasım ayı itibariyle artık tapering başlayacak dikkatli olun falan demiştik. Nasıl gerçekleşiyor bunlar bir. Yine aynısını söylüyorum. Eğer bu FED veya dünyadaki diğer büyük merkez bankaları faiz artırmadıkça bu enflasyonla başa çıkamayacaklar. Avrupa'da birçok ülke başladı buna. Yine gelişmekte olan ülkelerden Rusya'dır, Brezilya'dır, Hindistan'dır bunlar faiz artışlarına başladılar. Bugün Çekya yani Çek Cumhuriyeti son 24 yılın en sert faiz artışını yaptı. Ama bakıyoruz Fed ve Avrupa Birliği Merkez Bankası'na bunlar işte faiz artışı için daha şu anlık işte şartlar olgunlaşmadı falan filan daha çok uzağız diyorlar ve piyasayı oyalıyorlar topu taca atıyorlar. O top bir gün ellerinde patlayacak maalesef. Niye böyle yapıyorlar? Benim şöyle bir senaryom var. Biliyorsunuz bir ay önce bu FED üyelerinin portföylerindeki varlıkları araştırdılar ve bu tahvil alım programındaki enstrümanlardan oluştuğunu gördüler. Hatta bu gazeteciler bunların yüzüne çatır çatır bu soruları sordular. Mesela Powell'a geçen toplantıda sordular. Dediler ki tahvil alım programındaki enstrümanlardan sizin portföyünüzde de var. Ne diyorsunuz bu konuda dediler. O da pişkin ne dedi? İşte bunlar dedi benim daha önceden vardı zaten dedi. Hani çok eskiydi dedi. Önceden almıştım ben bunları dedi. Ama 2 tane FED üyesi istifa etti biliyor musunuz bunu? Yani bu ortaya çıkınca 2 FED üyesi istifa etti. Hani böyle sanki bu dünyadaki bu borsa balonunu patlatmamak adına Avrupa ve Amerika el birliğiyle halının altına süpürmekle uğraşıyor şu anda tozları. Tabii o halının altında kabardığı zaman artık orada bir çelme takacak bize. Yani o halının üzerinde gezerken o bütün o çöpleri, tozları halının altına süpürdüğümüz için o yürürken belli bir süre sonra artık ayağımıza takılacak. Her neyse, konuyu daha fazla uzatmayalım. Yani böyle mi istiyor bu adamlar? Yani evet, tamam biz faiz artıracağız ama şimdi zamanı değil diyor. O zaman biz de ona göre oynayacağız oyunu. Enflasyondan kendinizi koruyun arkadaşlar. Bu enflasyon durmayacak. Hem Türkiye'de hem dünyada. O yüzden mümkün olduğunca nakitte durmamaya bakın. Yani mevduatta da durmayın. Yani şu an mevduat da yani müthiş bir zarar demektir. Çünkü enflasyonun altında birçok ülkede. Bizde de artık öyle. Eskiden üzerindeydik. İşte yaz ayları gibi Ağustos'tan itibaren artık altına düşmeye başladık. Enflasyonun altında reel faiz vermeye başladık. O yüzden çok fazla nakitte durmayın. Hani bir şeyler alın. İşte ev alın, araba alın, işte dolar alın. Hatta altın ve gümüş alın. Yani en azından ons ve gümüş ons düşse, hani ons altın ve gümüş ons düşse yine dolar bazlı olarak zaten o değer kazanacak. Birazdan zaten teknik detaylara değineceğim. Tabi onlarda da böyle ufak tefek sat sinyalleri var. Onlar mevcut. Hani böyle şimdi değil, geri çekilmelerde alırsınız. İşte dolarınızı da, gümüşünüzü de. Ama tek tavsiyem size şu: nakitte mümkün olduğunca durmayın. Çünkü paranız pul olabilir. Borsa son birkaç videomda, hatta son bir aydır sizlere o 1390'lara geldiğinde de ne dedim? Alın buradan dedim. Enflasyona karşı sizi en iyi koruyacak araçlardan biri de borsadır. Ülkede ekonomi kötüye gidiyor olabilir ama borsada böyle sağlam ve güzel güçlü şirketlere yatırım yaparsanız enflasyondan nemalanır borsa. Yani enflasyon artıyor diye borsa düşmez. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Evet, aslında o kadar çok anlatacağım, konuşacağım şey var ki sizlerle ama video yarım saati de geçiyor ve yarım saati geçtiği zaman bizim milletimiz o videoya tıklamıyor arkadaşlar. Böyle bir olay var. Yani şöyle 5 dakikalık, 10 dakikalık işte şu düşecek, şu çıkacak, uçacak, kaçacak deyince o videolar çok beğeni alıyor, çok tutuluyor, izlen. Yani benim gibi bu şekilde detaylı analiz yapanlarınki genelde izlenmiyor. Evet, hemen teknik detaylara geçelim. Dolar endeksinde bugün güzel bir yükseliş var. Bugün çok ilginç bir gün. Bakın, ons altın yükseliyor, gümüş ons yükseliyor ve dolar endeksi yükseliyor. Normalde bunlar ters korelasyondur biliyorsunuz. Ama bugün niye böyle bir şey oldu? Burada hangisi doğru konuşuyor? Burada doğru konuşan aslında ons altın ve gümüş. Yani ons altın ve gümüşün yükselmesi normal. FED'in güvercin söylemleri nedeniyle kendilerine bir yol buldular. Ha, tabii şu da var. Çok gidecek bir yolu yok yukarıda. Onu birazdan göstereceğim. Peki bugün dolar endeksi niye yükseliyor? Dolar endeksi de bugün Avrupa Merkez Bankası Lagarde'ın açıklamaları vardı. Yine İngiltere Merkez Bankası bugün faiz artırmadı. Yani Avrupa'daki Euro'nun düşüşüyle dolar endeksi yükseliyor. Yani dolar endeksi Euro'ya karşı değer kazandı. Çünkü dolar endeksinin %65'inin ağırlığı Euro tarafındadır. Bu yüzden dolar endeksinde bir yükseliş var. Hemen şöyle hızlıca geçmeden, tabii o kadar hızlı acele ettim ki şu direnç ve desteklerimizi söyleyelim. 93.87 arkadaşlar dolar endeksinde kritik bir destektir. Burası 21 günlük ortalama. Yukarıda ise 94.80 bizim direncimiz. Sizlere zaten dünkü videomda ve ondan önceki videomda da demiştim. Ben önümüzdeki haftalarda bu 94.80'in yukarı yönlü kırılmasını bekliyorum. Şurada da MACD'de zaten bir al sinyali oluşmuş durumda. Evet, geliyoruz ons altına. Ons altın dün akşamki FED toplantısının o güvercin mesajları nedeniyle kendine bir yol buldu. 1758'lere kadar düşmüştü dün. Evet, 1758'e kadar düşmüştü. Ve açıklamalar sonrasında kapanışı 1769'da yaptı ve bugün özellikle Asya seansının açılmasıyla birlikte 1798'lere kadar bir yükseliş yaşandı. Tabi bu 1798'leri Amerika seansında gördü. Fakat şu anda bakıyoruz 1791'de. Burada kritik rakamımız arkadaşlar 1795. Hatta 1793. Burada bizim 200 günlük ortalamamız var. Bu ortalama üzerinde en az 2 günlük kapanış gelirse 1823'e kadar bir yol var. Burası 1823, biliyorsunuz benim için ana dirençtir. Bu 1823'ün üzerinde en az 2 tane yeşil kapanış görürsem o zaman ben de derim ons altında bir rally başlıyor, abanın derim. Kendim de abanırım yani alım için. Ama bu 1823 geçilmedikçe ben ons altında şu anlık herhangi bir işlem yapmıyorum. Zaten teknik grafiğine de baktığımda iyice yataya bağlamış durumda. Bakın hareketli ortalamalara bakın. 21 günlük, 100 günlük, 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar birbirinin üzerinde geziniyor. Bu da piyasanın kararsız olduğunu gösteriyor. Yani genel hatlarıyla şunu baktığımızda ons altının yukarıda gidebilecek fazla bir yeri yok. Yani bu kadar güvercin mesajlara rağmen şu anda hala 200 günlük ortalamasının altında. Eğer dün akşam FED çıkıp da biz en az 2 tane faiz artışı yapacağız deseydi 2022 yılı için şu an 1680'leri görüyor olacaktık ons altında. Şu da var. Hani 1680'in de altında çok fazla kalma ihtimali yok. Yani o faiz artışları geldiğinde 1550'leri zorlayacağız ama 1550'nin altı benim için yok. Hani maksimum 1550. Hatta şu 1680'in altına gelirse alım yönlü pozisyonlar açarım dediğimi her videoda zaten sizlere tekrarlıyorum. Dediğim gibi 1795 200 günlük ortalamadır ama ana direncimiz 1823. Aşağıda ise ilk destek bölgemiz 1720 arkadaşlar. Geliyoruz gram altına. Gram altında ilginç bir oluşum gerçekleşiyor şu anda. O 567 TL bizim zirvemizdi biliyorsunuz. Şu anda 559 TL. Hatta gün içinde 562 TL'yi gördük. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın. Şimdi bu birinci zirvemiz. Bu da ikinci zirvemiz olacak muhtemelen. Şurada aşağıdaki zirvelere baktığımızda şurası da RSI. 567 olduğunda RSI kaçmış arkadaşlar? Hemen bakalım. İşte şöyle baktığımızda 83 falanmış. Şu anda kaç RSI? Şu anda 76. Bu 567'ye şu an gitse bile RSI muhtemelen şurada 80 falan olacak. Ve bu da yani fiyat yukarı giderken RSI yani göreceli güç endeksi aşağı yönlü hareket ediyor dediğinde burada bir nu var. Yani negatif uyumsuzluk. Aynı şekilde şurada MACD'ye baktığımızda burada da MACD'de bir sat sinyali var. Buna dikkat etmek lazım. Yani bu şu demek değil. Hani gram altın buradan paldır küldür aşağı gidecek demek değil. Hani tekrardan bu 567 zirvesi görülür ve burada bir negatif uyumsuzluk oluşur ve aynı zamanda MACD dediğimiz göstergemizdeki bu sat sinyali geçerliliğini korursa işte orada güçlü bir sat sinyali gelmiş olacak. Yani şu anda gelmedi. Ama şu anda ilk ateşi MACD'ye yakmış. Eğer bu negatif uyumsuzluk da burada oluşursa, şurada yeniden o 567 zirvesi görülürse buralarda biraz soluklanmak ve biraz düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bugün hem dolar endeksindeki yükseliş nedeniyle dolar TL yükseldi hem de ons altında bugün %1'in üzerinde bir atak geldiği için bugün %2'lerin de üzerinde gram altında güzel bir mini rally yaşandı. 562 TL seviyesi görüldü. Yani dediğim gibi buralar alım yerleri değil. Yani ne zaman alınır? 530 veya o 508 rakamı aralığındaki bölgeye eğer bir geri çekilme yaşanırsa buralar alım yönlü düşünülebilir. Ben şahsen bu 550'nin üzerindeyken veya 540'lardayken buralardan almayı biraz riskli buluyorum. Çünkü hani teknik göstergeler yani şu MACD olsun, RSI olsun biraz böyle sıkıntılı gibi geliyor bana. Dediğim gibi zaten benim portföyümün yoğunluğu dolarda ve Sasa Polyester'de zaten biliyorsunuz onu açık açık söylüyorum böyle portföyümü. O yüzden bir sıkıntı yok benim için. Yani hani bu alsın başını gitsin hani 600'e 700'e. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani teknik olarak ilerleyen günlerde bir sıkıntı yaşanabilir. Dikkatli olmanıza fayda var. Bu yüzden iz süren stoplarınızı kullanabilirsiniz. Mesela şöyle 4 saatlik grafiği açalım. Evet 4 saatlik grafiği açtığımızda burada bizim mavi çizgimiz iz süren stop için güzel. Yani burası 540 demiştik daha önceden. Bakın yükselmiş. Yani bu hareketli olduğu için gram altın yükseldikçe bu hareketli ortalama da yükseliyor. O zaman 545'te ne demiştik? 540'a iz süren stop koyun demiştik. Ve ondan sonra 540'a hiç gelmedi zaten. Yani o 540'a iz süren stop koyanlar şu an hala pozisyondalar ve çıkmadılar. Ve muhtemelen güncellediler. Ne demiştik o zaman? 560'a geldiğinde bu siz de 550'ye çekeceksiniz. O iç süren stopunuzu demiştik. Eğer yeni ilk defa şu an iç süren stop koyacaklar için 545 TL iç süren stop için ideal bir seviyedir gram altında arkadaşlar. Evet, geldik gümüş onsa. Gümüş onsta 55 günlük ortalamamız bizim 23.68'di. Buranın altında eğer bir günlük kapanış gelirse 22.85'e kadar gider demiştik son videolarımızda. Kaça kadar gitmiş arkadaşlar? 23.01'e kadar gitmiş. Yani 15 centlik bir yanılma payımız olmuş. Yani güzel bir düşüş oldu yani gümüşte. Ve daha sonrasında da dün akşam özellikle o FED'in güvercin mesajlarıyla gümüş onsta da bir yükseliş gördük. Şu anda 23.83 ama bizim hani buradan koptu gidiyor bu diyebilmemiz için 24.50'nin ne kadar önemli olduğunu sizlere söylemiştik. Hatta şuradaki düşüşü de çok güzel tahmin etmiştik gümüş onsta. Dediğim gibi yani nasıl ons altında 1823'ün üzerinde en az 2 günlük kapanış gelmedikçe girmem diyorum ya. Gümüşte de 24.50'nin üzerinde en az 2 günlük kapanış görmedikçe girmem. Ha, şuradaki 22.85'e gelirse belki tepki amaçlı girilebilir. Ama dediğim gibi burada da MACD'de bir sat sinyali var ve hala şu anda geçerliliğini koruyor. Ne zaman ki bu RSI 50'nin altına iner ve MACD'de hala buradaki sat sinyalini devam ettiriyor olursa, aynı şekilde buradaki 23.68'de aşağı yönlü kırılırsa, o zaman tekrardan 22.85'ler gündeme gelebilir. Gümüş TL'ye baktığımızda ise yine dün 7.18'lere kadar geri çekilmişti. Biz zaten kısa vadeci gümüş TL yatırımcılarına ne demiştik? 7.30'da iç süren stop koyun. 7.30'da iç süren stop koyanlar o 7.30'da zaten stop oldular. Eğer dün akşam FED toplantısı sırasında gece bile işlem yapabilen varsa bu FED'in güvercin mesajlarından sonra hani 7.20'lerden 7.25'lerden alım yapılabilirdi. Tabii birçoğunuzun böyle bir imkanı olmuyor. Ondan da bahsedeyim. Bakın bu soru da çok bana yöneltiliyor. Yani hocam biz akşamları işlem yapamıyoruz. İşte makas aralıklarımız çok kötü oluyor falan. Arkadaşlar bakın ben hani banka ismi vermeyeceğim ama her bankada böyle 5/24 yani haftanın 5 günü ve 24 saat işlem yapabildiğiniz platformları ve uygulamaları var. Bunları araştırın. Bankanıza gidin. Deyin ki ben 24 saat işlem yapmak istiyorum. Böyle bir uygulamanız var mı deyin. Kesin vardır. Ben şimdi geçmişte kullanmıştım bu uygulamaları. Hani reklama girmesin diye vermiyorum ama yorumlarımda bazen yazıyorum böyle çok ısrarla soranlar için. Hani böyle işte FED toplantısıdır bilmem nedir falan böyle gece işlem yapmak avantajlıdır. Yani siz açtınız Bloomberg'i, FED baktınız Powell yine topu taca atıyor. Ne yapacaktınız? Bu 7.20'den, 7.25'ten veya 7.30'dan tekrar girilebilirdi. Teknik boyuta baktığımızda aynı gümüş ons'taki o sat sinyali hala devam ediyor. Bakın bu sat sinyali hala ikisinde de bozulmamış. Yani bir 20-30 kuruşluk bir yukarı hareketi var. Evet ama bu sat sinyali hala bozulmamış. Alır mıyım ben? Buralardan almam arkadaşlar. Zaten dediğim gibi portföyümün büyük bir çoğunluğu dolarda. Bu yüzden almıyorum. Ama gelirse böyle 7 ile 7.10 aralığına bakın şu bölgeye. Şu bölgeye gelirse buralardan denenebilir. Hani bu FED ne zaman ki ben artık işte şu ayda faiz artıracağım derse o zaman hani el sürülmez. Onun dışında bu 7 liralarla 7-10 arasında denenebilir. Tabi bu dolar TL'ye güvenerek söylüyorum biraz bunları. Yani ons altın veya gümüş onsa güvenerek değil. Hani bazılarınız var böyle diyorsunuz ki hani ben dolar almıyorum. İşte Amerikan karşıtıyım falan diyenler var. Saygı duyuyorum. Ben de hani böyle sempati falan duymuyorum dolara veya Amerika'ya. Hani mecbur olduğum için alıyorum. Hani böyle çok fazla dolarla işim yok benim diyenler hani 7 ile 7.10 arasında gümüş alabilir. Aynı şekilde 508 ile 530 aralığından gram altın alabilir. En azından dolar bazlı yukarı gider. Çünkü dolar TL'de çok fazla bir geri çekilme yok arkadaşlar. Evet, geliyoruz dolar TL'ye. Enstrümanlar arasında en sağlamı dolar TL arkadaşlar. Fed'miş, oymuş, buymuş hiç umursamıyor. Yükselmeye devam ediyor. Şu anda 9.70 civarında. 9.85'te bir direnci var. Gümüşte, altında ve gramdaki o sat sinyali aslında dolar TL'de de var. Bakın şurada MACD'de bir sat sinyali var. Ama dolar TL artık teknik boyutu da aşmış durumda. Yani ons altın olsun, gümüş ons olsun, gümüş TL, bunlar yine biraz teknikle çalışıyor ama dolar TL'de artık iş teknik boyutu aşmış durumda. Merkezin faiz indirimleri var biliyorsunuz. Eylül ayından beridir faiz indiriyoruz. Yani bu süreçte devam edecek. Yani bu faizi en az 200 baz puan daha indirecekler yılbaşına kadar muhtemelen. Ve bu faiz indirimleri geldikçe de bu dolar TL'nin ateşi sönmeyecek. Hani o yüzden burada da aslında MACD'de bir sat sinyali var. RSI'da özellikle bir negatif uyumsuzluk var. Ama yani o uyumsuzluk bizim Merkez Bankası'nda yok. Yani Merkez Bankası işte her gün konuşuyor, işte açıklamalar yapıyor. İşte enflasyon raporudur, şudur budur, onları okuyoruz, bakıyoruz. Herhangi bir sıkı duruşa dair bir mesajı yok ve muhtemelen faiz indirimleri devam edecek. Yani bu yüzden de bu konjektürde devam edecek dolar TL'de. O yüzden her düşüş alım fırsatıdır diyoruz ama düşmüyor da yani. Yani elinizde olanlar için, yani elinde olanlar için de kısa vadeli şöyle iz süren stop koyabileceğiniz seviyelere bir bakalım 4 saatlikte. Evet, şurada 55 EMA dediğimiz bölgemiz bizim iz süren stopumuzdu. Hatta 9.45 mi ne demiştik değil mi? 9.40 mı 9.45 mi ne demiştik o zaman iz süren stopa? Şu anda 9.55 seviyesine kadar yükselmiş durumda bu iz süren stop seviyemiz. Hani 5 kuruş da tuzak dersek yani 9.50, kabaca 9.50 artık sizin iz süren stop seviyenizdir. İşte bu 9.70'den 9.80'e mi çıktı? Ne yapacaksınız? Siz de 9.50'den 9.60'a güncelleyeceksiniz iz süren stopunuzu. Ama emin olun o stopunuz çalışmayacak. Yani bu net belli. Hani geri çekilmesini gerektirecek çok bir olay yok. Çünkü artık yeni bir ekonomi modeline geçti Merkez Bankası. Cari açığı kapatmak oldu. Hani Merkez Bankası'nın eskiden en önemli görevi neydi? İşte para politikasıydı değil mi? Sıkı para politikasıydı. Fiyat istikrarıydı. Artık biz fiyat istikrarını bir köşeye attık. Merkez Bankası'nın en önemli görevi cari açığı kapatmak olmuş. Peki bunu başarabilir mi? Tabii ki de başaramaz. Yani Merkez Bankası'nın bir görevi vardır. O da para politikasıdır. Başka bir işe yaramaz ki Merkez Bankası. Ama Merkez Bankası para politikasını bıraktı. Onun yerine cari açığı kapatacağım ben diyor. İnşallah başarılı olur. Tabii geçmişte denendi, başarılı olmadı ama inşallah bu kez başarılı olur. Şimdi Merkez Bankası bu politikayla devam ettikçe cari açığı nasıl kapatırsın? Türk lirasını değersizleştirirsin, ihracatı artırırsın, ithalatı azaltırsın. O zaman ne olur bu? Dolar TL yükselmeye devam edecek demektir. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin bu görüşü değişmedikçe de her düşüş alım fırsatıdır. Hatta düşüş olmadığında bile alım fırsatıdır. O gün yatay gittiğinde bile alım fırsatıdır hemen hemen. Ne zaman ki Merkez Bankası çıkar, işte biz artık cari açığı kapatmayla uğraşmayacağız, tekrardan sıkı para politikasına geçiyoruz falan filan derse veya ülkede olumlu bir şeyler olur, işte çok yüksek miktarda bir işte petrol kuyusu bulunur, doğal gaz bulunur, ancak o zaman düşer. Onun dışında şu anda dolar TL'nin düşme ihtimali maalesef yok arkadaşlar. Evet, geldik borsaya. Borsada biliyorsunuz 1550 bizim için kritik bir dirençti ve bu direnci kırdı geçti arkadaşlar. 1575'te kapattık günü ve şu anda güzel bir yükseliş var. 1390 ile 1340 aralığından, şu bölgeden gerçekten çok güzel, hani dipten almak diye bir terim vardır ya, tam şuradan aldık arkadaşlar, dipten aldık. 1550'ye kadar da geldik. Ha bir de şu var, hani ben diyorum ya videolarda, işte burada 1550 direnç, buralardan dönebilir diyorum. Ama o kadar sert bir yükseliş, hatta açılışta kırdı geçti. Yani piyasa daha açılır açılmaz o 9.55'te emirler giriliyor ya, karanlık oda dediğimiz. Ta orada kırdı geçti zaten bu 1550'yi. O yüzden ne yapıyorsun? Diyorsun ki buradaki direnç kırıldı. Hatta Osman Bey'di galiba, bir takipçim yazdı, hocam direnç geçildi, İşte satış gelir mi acaba falan. Ben de şunu dedim, 1550'ye stoplarınızı koyun, bekleyin, arkanıza yaslanın. Ve 2500 puan daha, hatta 2000 puan daha yükseldi eski rakamla. Ve şu anda eski zirve olan 1589'a çok da bir şey kalmadı. Yeni zirve beklemiyorum ben bu yıl içinde demiştim ama şöyle bir şey var. Dolar bazında dolar o kadar çok sert gitti ki ben şimdi dolarda ne diyordum yıl sonunda? 9.20 ile 9.50 aralığında bir bölgede yılı kapatacağız diyordum. Değil mi? Ama bu sürpriz faiz indirimleri nedeniyle o seviyeyi çoktan aştık. Ve biz bu 9.50 seviyesini aştığımız için dolar bazında borsamız gerçekten çok ucuzladı. Hani 1.50 sentin altını gördük biz dolar bazında. Ha, şu an tekrardan 1.60'lara geldik. 1.60 sentlere geldik. Yani belki bir ihtimal yeni bir zirve görülebilir ama yine de temkinli olmakta fayda var. Hem Fed coşkusu hem dolar bazlı işte çok düşmemiz hem de bilanço döneminde olmamız nedeniyle böyle sert bir rally yaşandı. Ama bakıyorum RSI şu anda 83'lere 84'lere gelmiş durumda. Biraz tehlikeli gibi duruyor. 1589'da da zaten bir direnç var. Bu dirence geldiğinde de yine bir oturup düşüneceğiz. Özellikle de pazar günü yapacağımız detaylı analizde hani bu dirençten dönebilir miyiz diye böyle konuşacağız. Şu anda 1550'ye stop emirleriniz, yani iz süren stopunuzu koyup işleminize devam edeceksiniz. Ya bu arada şu var. 15 dakika içinde %2,5 düşürülen bir borsa oldu burası. Yani çirkin işler dönüyor. Hatırlayın dün işte Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bir spek bir haber atıldı ortaya. Yok işte ambulanslar gidiyormuş, şöyleymiş, böyleymiş falan filan derken %2'ye yakın düşürüldü borsa. İşte Garanti Bankası işte +5'ten -4'lere falan gitti böyle, yani %8 düşürdüler. Bu şekilde hareketlerin yapıldığı borsada işte yabancıya güven vermiyor. Bu yüzden de yabancı oranımız %40'ın altında. Hani o yüzden bu tarz rallilerde de çok gaza gelmeyin. Ha, aşağıdan aldınız mı? Aldınız. Yukarı çıktıkça kademeli olarak verin gitsin derim ben. Çünkü hala güven vermeyen bir borsayız. Dediğim gibi 1550 kritiktir. Aşağıda bir destektir artık. 1589 ise bizim zaten tüm zamanların direncidir. Bu iki rakama dikkat edin. Evet, son olarak geliyoruz Sasa Polyester'e. Sasa Polyester biliyorsunuz 1.4 milyarlık bir bilanço açıkladı. Bilançoda döviz cinsinden borç olsa da genel itibariyle uzun vadeli olarak projeleri ve yatırımları olan bir şirket ve bu döviz borcu muhtemelen döviz alacağı yerine geçecek birkaç yıl içinde. Yine kap haberleri geldi. İşte patron yine biraz hisse alımı yaptı. İşte yine bir yeni bir projeleri var. Onu açıkladılar. Hani bunlardan şimdi uzun uzun bahsetmek istemiyorum. Teknik detaylarına bakalım. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Sasa Polyester böyle kısa vadeli bir hisse değil. Onu baştan söyleyeyim. Hani bugün işte 10 kuruş çıktı hocam, işte yok 20 kuruş düştü falan değil. Bunu alacaksınız ve enflasyona karşı kendinizi koruyacaksınız. Tamam, yani bir şekilde şirkete ortak oluyorsunuz. Bu böyle çok fazla alengirli bir şirket değil. Yani böyle ne yaptığı belli olmayan öyle bir şirket değil. Güzel, güçlü. Benim yıllardır hani ben 4 liralardan beri taşıyorum bu hisseyi. Hani alıyorum, satıyorum. Ha, şu da var. Alıp sattığım için çok fazla hani elimde neredeyse lotum kalmadı diyebilirim. Hani keşke de 4 liralardayken hep Sasa Polyesterim hep dursaydı. Hiç alıp satmasaydım. Ha, bu da var. Çok fazla al sat işine girmeyin. Böyle güzel geri çekilmelerde mesela 30 TL'nin altına geldiğinde işte böyle 27'dir 28'dir artık nereden gördüyseniz, sanki bir bireysel emeklilik gibi işte her ay %10 alacağım ben demek en güzel yatırım şeklidir aslında. 28.76 bizim 21 günlük ortalamamız ve burası sağlam bir destek arkadaşlar. Yukarıda ise ben 33.40'a kadar bu hareketin devam etmesini bekliyorum. Tabi geri çekilmelerde bizim 200 günlük ortalamamız 26.69. Yine çok kritik desteğimiz. Uzun vadede ben Sasa'ya güvenmeye devam ediyorum. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basalım. Abone değilseniz abone olmanızı isterim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.